Sevgili dostlarım merhaba, yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Ne yazık ki yine haklı çıktık ve bunu da söylemek zorundayız sevgili dostlarım. Bazı eleştiriler görüyorum, doların yükselmesinden, borsanın düşmesinden zevk alanlar var şeklinde. Kimsenin hiçbir şeyden zevk aldığı falan yok sevgili dostlarım. Biz sadece öngörülerde bulunuyoruz ve bu öngörülerimizin doğru çıkması elbette bizi yaptığımız işin doğru olması anlamında mutlu eder. Ülkenin makroekonomik sıkıntılarının devam etmesi ben ve benim gibi pek çok analisti, ekonomisti ya da gazeteciyi rahatsız eder. Emin olun sizden daha fazla rahatsız oluyoruz. Sizlerse pembe bir bulutun içerisinde gezmeye devam ediyorsunuz. Sonra başınıza bunlar geldiği zaman da niye bunlar başımıza geldi? Ha bak bunlar konuştu onun için oldu diyorsunuz. Sevgili dostlarım ne ben ne de diğer analist arkadaşlarımızın konuşmalarından kaynaklı bu gördükleriniz yaşanıyor. Biz sadece başımıza gelebilecekleri söylüyoruz. İleride bir tünel var, bu tünele giriyoruz. Biraz sonra da bu tünelden çıkacağız. Sağa doğru bir viraj var, sola doğru bir viraj var. 2 kilometre ileride bir kavşak var, 3 kilometre ileride bir dinlenme tesisi var, tabelalarını okuyoruz sadece. Ama sizler ısrarla bu tabelaları okumuyorsunuz. Tabelaları okuyanlara, uyarıları dikkate alıp sizlere aktarmaya çalışanlara da kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Sonra da bunlar gerçekleştiği zaman neden gerçekleşti diye bizlere kızıyorsunuz. O benzin istasyonunu da, o virajı da, o kavşağı oralara koyan, oralara yerleştiren bizler değiliz sevgili dostlarım. Onlar zaten var. Biz uyarıları yapıyoruz. İsterseniz aracınızı o tarafa doğru sürebilirsiniz. İsterseniz yolunuzu değiştirebilirsiniz ya da geri dönebilirsiniz diyoruz. Ama dimdik eğer ki siz o yolda gitmek konusunda ısrarlı olursanız bunları da yaşarsınız. Çünkü o yolda onlar var sevgili dostlarım. Yapacak çok fazla bir şey yok. Ne demiştik? 5.85 kırılırsa çok hızlı bir yükseliş olabilir demiştik. Bakın bugün 5.95-96 seviyeleri zorlandı. Altının hemen kıyısındayız. Borsada da 95.000 kırılırsa aşağıya doğru çok sert hareketler gelebilir demiştik. Ve 95.000 aşağıya doğru nihayet kırıldı. 94.000'e doğru hızla inildi. Eğer ki 95.000'in altında kalınmaya devam edilirse çok hızlı bir dolar yükselişi, çok hızlı bir borsa düşüşünü bir arada görebiliriz sevgili dostlarım. Bunu ne zaman söyledik sizlere? Daha dolar 5.82 seviyesindeyken, yani bunun neredeyse 14 kuruş altındayken söyledim ben sizlere. 5.85 kırılırsa hızlı bir yukarı hareket olur. 5.85 kırıldığı an itibariyle 6'ya doğru yolculuk başlar. 6 kırılırsa da 6.80'e doğru giden bir dolar kuru görebiliriz demiştik. 5.85 kırıldı ve 5.95 seviyesinin de üzerine çıkıldı. Bakın 5.95-5.96 seviyeleri zorlandı. Borsa 98.000'ken ne dedik? Bakın 95.000'e tekrar gidebilir. Burayı kırabilir. Kırarsa aşağıya doğru devam edebilir dedik. Şu an itibariyle orada da 94.088'i görüyoruz. %2.14 oranında bir düşüş var borsada. Öyle küçümsenecek bir düşüş değil sevgili dostlarım. Satış baskısı aynen bu şekilde devam ederse çok yakın zaman içerisinde 90.000'i ardından da 80.000'li seviyeleri görebiliriz. Peki biz bunları nasıl öngördük? Nereden biliyorduk? Bu fırtınanın patlayacağını, bu bombanın piminin çekildiğini, her an patlamak üzere olduğunu nereden öngördük? Falcı mıyız bizler? Hayır sevgili dostlarım, ne ben ne benim gibi videolar çeken, teknik analizler yapan diğer arkadaşlarım. Bunların hiçbiri falcı falan değil. Sadece belli verileri, belli indikatörleri alıyorlar, inceliyorlar ve bunun sonrasında şunu söylüyorlar. Türkiye ekonomisi sıkıntılı. Onun için dolar ve borsada bunlar yaşanabilir. Somut kanıtlar üzerine, somut deliller üzerine, somut veriler üzerine bir inceleme yapıyorlarsa bu söyledikleri çıkıyor. Gayet basit. Yani falcı olmaya gerek yok ki. İran'la Amerika'nın arasındaki sıkışıklık, Rusya ile Amerika arasındaki risk, Türkiye ile Amerika arasındaki gerginlik, bunlar zaten aylar öncesinden biliniyordu. Bakın ta 31 Mart'tan bu yana bas bas bağırıyoruz. Ne diyoruz? S-400 krizi sakat. Seçim telaşı geçtikten sonra S-400 ile ilgili sıkıntıyı iyiden iyiye göreceğiz diye söylüyorduk burada.
Ve nitekim S-400'ün bir ekonomik kriz haline geldiğini net bir şekilde görmeye başladık. Merkez Bankası rezervlerinin sıkıntılı olduğunu ısrarla söylüyorduk. Keza bizden sonra Financial Times çıktı, dedi ki hayır, 28 milyar değil, şu anda 16 milyar dolar bir rezerv var. Ve bu da tehlikeli bir rezerv sınırı, dedi Merkez Bankası için. Merkez Bankası'nın swap piyasasında yaptığı hamlelerin, o daha önceki dolar şokunda swap piyasasında yaptığı hamlelerin, repo hamlelerinin hatalı olduğunu, panik hareketler olduğunu ve yabancı yatırımcıları küstürüp Türkiye'den çıkışının daha da hızlı olabileceğini söylemiştik. Bunlar da oluyor. Bakın, yabancı yatırımcılarda ciddi bir borsa çıkışı var ve yine o yabancı yatırımcıların dolar alarak yurt dışına kaçtığını görüyoruz. Makroekonomik verilerin çok ciddi sıkıntılı olduğunu söylemiştik. Her söylediğimiz ne yazık ki çıkıyor. Bakın, işsizlik oranı geldi %14.7. Enflasyon yukarıda gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası 400 bas puan indirim yapacak diyenler ne oldu? Niye indirim yapmadı Merkez Bankası? Yapamaz çünkü. Yapamaz arkadaşlar. Ne bugün yapabilir, ne 3 ay sonra yapabilir, ne 6 ay sonra yapabilir. Merkez Bankası faiz artışı bile yapabilir ama faiz indirimi yapamaz. Yapmaya kalkarsa dolar üzerindeki baskıyı daha da fazla arttırır. Bunu da söyledik. Sevgili dostlarım, dolar 10 lira, 12 lira olacak dediğimizden hepiniz kahkahalarla güldünüz, olmaz dediniz. Ama bakın, kademe kademe söylediğimiz rakamlar arka arkaya çıkıyor. 5.80 kırıldı, 5.90 kırıldı, 6'ya doğru gidiyor. 6'dan sonra panik hareket başlarsa 6.80. 6.80 eğer ki daha da panik hareket devam ederse 7 ve üzeri. Niye böyle büyük şaşkınlıklar yaşıyorsunuz anlamak mümkün değil. Bankacılık sistemi riskli dedik, sıkıntılı dedik. Batık kredilere aman dikkat dedik. Bakın, konut sisteminde batıklar var. Bunun yanına bir de enerji sistemindeki batıklar eklemleniyor dedik. Bunun yüzünden bankacılık sisteminde çok daha derin yaralar görebiliriz dedik. Biz bunu söyledik. 3 gün sonra Berat Albayrak çıktı. Bankacılık sistemiyle ilgili neredeyse itirafta bulundu. Ve bunun sonrasında dolar tekrar yükselmeye devam etti. Türkiye borç bulamaz. Türkiye borç bulmakta zorlanır arkadaşlar. Bu nedenle de çok büyük riskler barındırıyor Türkiye ekonomisi dedik. Arkasından Berat Albayrak Amerika'ya gitti, yatırımcılarla görüştü. Kuruş borç bulamadan geri döndü. Berat Albayrak reform paketini açıkladıktan sonra bu paket bir işe yaramaz, içi boş, bakın sıkıntılı bir paket. Hiç kimseyi bu paketle ikna edemezsiniz dedik. Berat Albayrak Amerika'ya gitti. Aynı sunumu oradaki yatırımcılara, G20 ülkelerine, IMF'ye, Dünya Bankası'na yaptı. Herkes güldü. Bu raporun içi boş, bu reform paketinin içi boş. Hatta bu bir reform paketi değil dediler. Biz söylediğimiz zaman kötü olduk ama onlar söylediği zaman oldunuz. Arkadaşlar, bir takım gerçekleri sizlere söyleyen insanlara neden kızıyorsunuz? Neden öfkeleniyorsunuz? Birileri sürekli olarak size aman çok yakışıklısın, aman çok zekisin diye poplamak mı zorunda? Gerçeklerle yüz yüze kaldığınız zaman da kızmayacaksınız o zaman. Siz aynadaki gerçekleri göremiyorsanız, yani kendinizin farkında değilseniz, başka birileri gelir bir gün suratınıza şamar gibi vurur, der ki siz sefillik sıralamasında 4. sıradasınız. Sizin makroekonomik verileriniz darmadağın olmuş. Bankacılık sisteminizde batık kredileriniz %4 diyorsunuz ama bizim hesaplarımıza göre çok daha yüksek, yukarıda bir seviyede. Kırılganlıklarınız çok yüksek. IMF ile anlaşmazsanız biz yatırımcı olarak size para, borç vermeyiz. S-400 konusunda ısrar ederseniz ekonominiz darmadağın olur. Bunları söyleyiverirler, o zaman da sizler ne yapacağınızı şaşırırsınız. S-400'ü alacağız diye Ankara cevap verdi Amerika'ya. E peki 6.80 olduğu zaman dolar, o zaman Rahip krizindeki gibi geri adım mı atacağız, çark mı edeceğiz? O zaman yaptığımız gibi ya biz değil yargı karar verdi mi diyeceğiz? Tamam, S-400'ü almıyoruz mu diyeceğiz. Ama o arada dolar 7 lira 8 lira olmuş ve ekonomi 7'den iyiye dibe çökmüş olduğunda, enflasyon patlamış olduğunda, insanların alım gücü 7'den iyiye düştüğünde ne yapacağız? Bunun bedelini yine dar gelirli vatandaş mı ödeyecek sevgili dostlarım? Dolar yükselmeye devam ediyor. Bu gerçekler bizim önümüzde. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. İran-Amerika gerilimi devam ediyor. Amerika 8 ülkenin
İran ambargosundaki muafiyetlerini kaldırdı. Bunların arasında Türkiye'de var. Türkiye'nin bütün ekonomik dengeleri giderek bozuluyor. Flu alanlarımız çok fazla. Aklımız sıra yabancıları kandırdığımızı sanıyoruz. Yabancı yatırımcıları kandırdığımızı sanıyoruz. Ama hiçbiri hiçbir şeye inanmıyor ve bunları başkalarına yediremiyoruz. Belki iç piyasada halkımıza yediriyoruz. Ya işte Merkez Bankası rezervimiz yeterli diyoruz. Bizim makroekonomik verilerimiz doğru diyoruz ama yabancının elinde hesap makinesi var. Oturuyor, hesaplıyor ve diyor ki hayır kardeşim, sizin Merkez Bankası rezervleriniz bize söylediğiniz gibi değil. Siz de Yunanistan gibi şu anda rakamlar üzerinde oynuyorsunuz diyor. Bakıyor, hesaplıyor. Hayır kardeşim, sizin enflasyonunuz bize söylediğiniz şekilde değil. Sizin gıda enflasyonunuzu baz aldığımız zaman ortalama enflasyonunuz %40'ın üzerinde diyor. Benim borcum yok dediğinizde, siz benim riskim yok dediğinizde, siz benim bankacılık sistemimin riskleri %4.2 dediğinizde alıp hesap makinesine bakıyor ve diyor ki hayır kardeşim, siz 4.2 diyorsunuz ama bana göre sizin bankacılık sisteminizin riski %10 ile 15 arasında. Keza bunu eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'la da konuştuk. Durmuş Yılmaz da aynı fikirde. Anlayacağınız, bu kadar derdiniz tasanız varken her şeyi görmezden gelip hala teşhis koymuyorsanız ve hastalığınıza teşhis koymadığınız için hala tedaviye geçmiyorsanız, ne yazık ki işte dolarınız sizin 5.95 seviyesine gelir. Borsanız 95.000'in altına gevşer. Euronuz 6.60'ın üzerine çıkar. Yeni zamlar kapıda sevgili dostlarım. Yeni yoksulluklar kapıda. Sevgili dostlarım, bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolarımızda tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın. Mutlu.